AK Parti'ye kurulduğu günden beri destek veren AK Parti'nin Avrupa Teşkilatlanması UET'de yönetiminde yer almış Aleviler de AK Parti'ye bayrak açtı. Avrupa Ehlibeyt Alevi Federasyonu Başkanı Dr. Fuat Mansuroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti'nin ustalık dönemi diye andığı 3. dönemin zulüm dönemi olduğuna acı şekilde şahit olduklarını söyledi. Biz ustalık döneminde bu tür yumak halinde olmuş büyük sorunların çözüleceğine inanırken AK Parti'de öyle bir değişim gördük ki işlerin tam tersine bir gelişme oldu. Yani problemler değil çözülecek, daha da çok arttı. Kendisinin de yönetimde olduğu dönemde UYT'nin kendini mümkün olduğunca siyaset dışında tutmaya çalıştığını vurgulayan Mansuroğlu, UYT'nin artık toplumdan çok parti için çalıştığını ifade etti. AK Parti'nin eski AK Parti olmadığını söyleyen Mansuroğlu, tek Alevi vekile bile tahammül kalmadığını vurguladı. Söz vermesine rağmen devletin hiçbir kadrolarında, listelerinde, kadrolarında Alevilerden tek bir kişiye dahi yer verilmemiştir. 13 yıl boyunca AK Parti'ye destek verdiğini hatırlatan Mansuroğlu, Türkiye'de Alevilerin can güvenliklerinden korkar noktaya geldiğini belirtti. Yine Sayın Cumhurbaşkanımızın o ustalık döneminden şunu beklerdim. Problemlerimizin çözüleceğine, artık Alevilerin Türkiye'de daha rahat ve eşit insan haklarına, eşit şartlarda yaşayabileceği bir Türkiye beklerken, şimdi maalesef Türkiye'de artık Aleviler can güvenliklerinden korkar bir noktaya getirildi. Seçimlerin önemine dikkat çeken Mansuroğlu, Türkiye'nin bir dönüm noktasında olduğunu dile getirdi. Demokrasinin hakim olduğu, insanların korku içinde yaşamadığı, ekonominin düzgün bir şekilde yürüdüğü, halkların eşitliği, barışın süre geldiği, ya bir Türkiye oluşacak ya da bugün devam eden bundan sonraki ötekileştirme hareketleri çok daha hızlı bir şekilde devam edecektir. Ve Türkiye'de maalesef büyük bir kutuplaşma yaşanıyor. Allah korusun, Türkiye'deki bu büyük kutuplaşma ileride eğer komşularımızdaki gibi ismini bile almak istemiyorum, o duruma dönüşürse hepimizin kaybı olur bunda. AK Parti'ye sert eleştiriler yönelten Dünya Ehli Beyt Vakfı Başkanı Fermani Altunsa, AK Parti hükümetinde insan ayrımı, Ehli Beyt ve Alevi düşmanlığının korkunç boyutlarda olduğunu kaydetti. Rahman ve Rahim olan Altun, Türkiye'nin dış politikada büyük bir bataklığa sürüklendiğini belirterek, insanların can korkusu çektiğini ve bu sebeple AK Parti'ye oy verilmemesi gerektiğini ifade etti. Her şeyden önce şunu ifade etmek isterim. Özellikle son günlerde.